Evet, ne kadar şanslıyız değil İzmir'den mi? En sevdiğimiz misafirimiz geldi. Kesinlikle. İsmail'cim hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İsmail Küçük konuğumuz. Evet. Ne konuşacağız? Evet, vallahi ben her zaman şunu söylüyorum. Biz erken tanıyı hep söylüyoruz, hep söylüyoruz, hep altını çiziyoruz. Peki sen özellikle kadın doğum ve üreme sağlığıyla uğraştığın için üreme sağlığı konusunda da bir erken tanı olayı var mı? Tabii ki. Yani şöyle... Ya ben şaka sormuştum tabii ki dedi. Aa, evet. Nasıl yani? Süper. Var. Yani hastalarla ilgili aile öykülerinden kaynaklı bir erken tanılarımız olabiliyor. Hmm. Aile öyküsünde mesela kadın hastalıkları olarak söyleyebilirim direkt. Ailede erken menopoza girmiş olan bir kişi varsa annesi, ablası, teyzesi, ailede birebir yakın akrabalar içerisinde erken menopoza girmiş olan varsa o hastalar artık yumurta dondurma da yasal hale geldiği için oosit dondurma. O yüzden onlar da artık daha da bilinçlendiler. Özellikle televizyon yayınlarıyla bu tarz şeylerde daha da iyi bilinçli hale geldiler ve erkenden başvuruda bulunuyorlar. Yani diyorlar ki ailede benim annem mesela 35 yaşında menopoza girmiş. Ben diyor 30 yaşındayım, ne yapabiliriz? Yani hemen o dönemde bakılıyor yumurtalık rezervine, yumurta sayısına, oradaki ileriye dönük olarak hormon değerlerine bakıp hani ne yapılabilir? Eğer bekarsa yumurta dondurabiliyoruz. Eğer evliyse hasta, çocuk istemiyor olabilir. Yani yumurta alıp, sperm alıp, dölleyip, dondurup sonrasında istediği kadar gidebilir, gezebilir. Sonrasında menopoza da girebilir hasta. Ama biz embriyoları dondurduğumuz zaman onun sonrasında çok daha rahat ediyoruz. Ama hastaya da bir taraftan eğer kendi çocuk isteme hakkında ve şüpheliyse, hani olsa da olur, olmasa da olur diyorsa, öyle bir şüphemiz varsa o zaman diyoruz ki hemen hızlanın. Yani çocuk düşüncesini ön plana getirin. Çünkü bu süreç geri dönüşümsüz bir sürece girer. O yüzden erken tanılarımız var tabii ki. Evet, biz burada şimdi Günaydın Doktor programında o kadar çok konulardan bahsediyoruz. O kadar çok konuklarımız çok değişik konuları anlatıyorlar ama genelde bizim hastalarımızın da bizlere ulaştığı, daha doğrusu izleyicilerin de bize ulaştığı bilgiler doğrultusunda şöyle bir korku var. Daha doğrusu inanış da var. Bizim işte kızımız daha evlenmeden veya yazan da direkt oluyor. Kadın doğumcuya niye gitsin? Ve bunun tabii ki altında yatan bence korkuların başında kadın doğum muayenesi geliyor. Evet. Yani sonuçta evlenmemiş bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Evet. 20 yaşında da olabilir, 30 yaşında da olabilir. 15 yaşında da olabilir. 15 yaşında da olabilir. Evet. Peki bunlarla ilgili de biraz detay verebilir misin? Tabii ki. Şöyle... Öncelikle zaten kız çocukları ilk başta değerlendiği zaman hemen önce adet düzeni yönden değerlendiriliyor. Çünkü farklı bir şikayetler olmuyor. Adet dönemlerinde olan düzensizlik başlarsa, ki şöyle söyleriz, yani bir hasta, bir kız çocuğu 12 yaşında adet görmüş olması lazım. Eğer meme gelişimi varsa 15 yaşına kadar bekleyebiliriz. 15 yaşından sonrasında adet görmediyse, pardon öncesinde adet görmediyse mutlaka bir hekime gidecek. Bir kadın doğum hekimi karından bakılan bir ultrasonla ve koldan alınan bir kanla 3 tane hormon değerine bakıyoruz. Yani yumurtalıklar iyi güzel çalışıyor mu? Hem görsel olarak görüyoruz, karnından bakıyoruz idrarı sıkışık bir şekildeyken. Ultrasonla baktığımız zaman rahim yumurtalıkları çok rahat, net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Koldan alınan kanla da yumurtalıkların fonksiyonel olarak iyi güzel hormon üretiyor mu? Ona bakıyoruz. O yüzden bu korkulardan uzak olması lazım hastaların. Çok rahat bir şekilde gelebilirler. Yani direkt sadece muayeneler, vajinal muayeneler değil. Jinekoloji deyince kesinlikle öyle anlaşılıyor. Haklısınız. Evet. Yani biz de o ön yargıyı kırmak için biz de uğraşıyoruz. Hastalarımız mesela anneleri, evet yani gebe, doğum yapmış. Evet, muayenelerimiz vajinal oluyor. Ama yani kendi kızını getirirken bile çekiniyor bazı hastalarımız. Tabii. Diyor ki işte diyor mesela adet düzensizliği var ya da adet dönemlerinde çok ağrı oluyor. Ne yapabiliriz? Telefonla arayıp danışıyorlar. Yani diyoruz bir adet doğdu dönemdeyken bir getirin bize. İdrara sıkışık şekilde getirin. Hemen o dönemde bir karnın ultrasonla bakalım. Eğer bir şeyden şüphe edersek bir hormon değerlerine bakarız. Bir kolundan kan alınır. 10 cc bir kan en fazla. O alınır. Onunla beraber her şey ortaya çıkar zaten. Evet, ne kadar basit bir şey aslında ama. Onun dışında peki hani ne bileyim yumurtalık rezerviyle ilgili özellikle son zamanlarda AMH hormonu bakılması çok değerli bir şey mi? Kesinlikle çok değerli. Şöyle, bu yumurtalıkların rezervini gösteren şu an için elimizdeki en iyi belirteç. Antimüllerian hormon dediğimiz bir hormon. Yumurtalıklardaki küçük yumurtalardan salgılanıyor. Öyle söyleyebiliriz.
Yani ne kadar çoksa onun miktarı o düzeyde sonuç çıkıyor bize. O AMH değeri, AMH değeri düştüyse, düşük çıkıyorsa bize diyor ki yani yumurtalıklarda yumurta azalıyor, tükeniyor. Biraz hızlanın, biraz uyanık olun. Kadın doğumcuları da bu şekilde uyarıyor. Çünkü şöyledir, genel olarak tüm kız çocukları kendi annesinin karnında 20 haftalık, 5 aylık bebekken yaklaşık olarak, hani bu değişebilir, istisnalar vardır ama 6 ya da 7 milyon yumurtası vardır. Annesi, daha doğmadan. Aynen, 20 haftalık bebekken en yüksek sayı orada ulaşır. Onun sonrasında 4 ay sonrasında anne doğurur, 2-3 milyona düşer ilk doğduğunda. Daha sonrasında 10,5-11-12 yaş civarı gibi ilk adetini görür, 400 bine düşer. Onun sonrasında yılda 10-12 adet üzerinden denir ve her ay 1000 tane yumurta hafifçe böyle öne çıkar. Yumurta çatlatmak için, büyümek için öne çıkar. Bir tanesi güzelce büyür, çatlar. Ama geriye kalan o 1000 tane imha olur, vücut onları eritir. O yüzden 400 bin tane ilk adet görüldüğünde yaklaşık olarak yumurta ne kadar sürede biterse o dönemde de menopoza girilir. Kadınlarda oluşan menopoz yani hazırdan yemedir. İlk başta oluşan o rezerv dediğimiz havuz, havuz ne zaman tükenirse. Ama erkeklerde böyle bir durum yok. Erkeklerdeki sperm üretimi sıfırdan 50 ila 75 gün arasında, o değişir günleri, 50 ila 75 gün arasında sıfırdan üretilir. İşte o yüzden hani aile öyküsü varsa, ailede bu havuz erken bitmişse, erken menopoza girmişse, o yüzden onun akrabaları biraz uyanık olmalı. Kardeşi, annesi, teyzesi. Bizim açımızdan da öyle olmalı. Biz mesela evet infertilite ağırlık olarak çalışıyoruz. Hasta geldiği zaman direkt karı koca ikisine beraber detaylı şekilde konuşuyoruz. Hani hikayesini alıyoruz, anamnez alıyoruz. Oradan bize çok fazla şeyler geliyor. Mesela hasta diyor ki bir yıldır çocuğumuz olmuyor. Ama bunları soruyorsunuz, hani ne kadar süredir korunmuyorsunuz? Ne kadar süredir düzenli ilişkiniz olabiliyor? O zaman bu bir sosyal endikasyon olarak da tabii. Evet, ek bir üreme yöntemi biraz işi hızlandırma açısından olabiliyor. Yani onlar da aşılama ya da tüp bebek dediğimiz durumlara geçebiliyoruz. Ama yani hastaya da atıyorum biz korunuyoruz ya da 3 yıllık evliyiz, çocuk istiyoruz diyor. Ama ne kadar süredir korunmuyorsunuz? Ne kadar süredir ilişki olabiliyor düzenli? Mesela vardiyalı çalışıyorlar. Yani ayın 15 günü hiçbirini görmüyorlar. 7 gün birisi bir nöbet tutuyor, 7 gün birisi nöbet tutuyor. O orta yumurtlama dönemini, iki adetin ortası dediğimiz 12-14-16 günler kabaca. İlk evet. kez böyle bir şey konuşuyoruz bu arada, tüp bebekle karı kocanın görüşememesi durumu. Yani. Peki infertilite yani kısırlık mı diyelim yoksa isteğe bağlı çocuk sahibi olamama mı diyelim. Evet. Bu süreçte çiftleri neler bekliyor? Şöyle öncelikle bir yani infertilite kimler infertil grup onları bir belirtmemiz lazım. Yani bir yıllık korunmasız ilişkiyle, düzenli ilişkiyle gebelik elde edilemiyorsa evet bu grubu infertil grup olarak değerlendiriyoruz. Bu normal popülasyonun %15'i civarındadır. Yani 10 ile 20'si arasında söylediğiniz yaklaşık olarak %15'idir. Yani bir çift bir yıllık korunmasız ilişkiyle gebelik isterse %85 yıl sonuna doğru gebelik oluşur. O bir yıl içerisinde gebelik oluşur. %15'lik grup içerisinde de bunun nedenlerine bakmak lazım. %15'lik gruptaki infertil dediğimiz grupta 3'te 1'i erkek kaynaklı, 3'te 1'i kadın kaynaklı, bir 3'te 1 de hem erkek hem kadın kaynaklı olabiliyor. Diğer taraftan da %10'luk 15'lik bir grup herhangi bir tetkikle hiçbir sorun tespit edilemiyor. Şu an elimizde olan tüm testleri yapıyoruz. Sperm testi yapılıyor. Erkek spermleri normal çıkıyor. Kadına adet dönemde yumurtalık rezervine bakıyoruz. Yumurtalık hormonlarına bakıyoruz. Rahim kanal filmi dediğimiz. Acaba rahim içiyle ve kanallar, tüplerle ilgili bir sorun var mı? Sperm ve yumurtanın geçişinde, buluşmasında bir sorun var mı diye ona bakıyoruz. Onda da sorun yok. Tamam. Yumurtasını güzel büyütüyor, çatlatıyor, ilişki olabiliyor. Onda da bir sorun yok ama %15'lik bir grup şu an için yani en azından şu anki tetkiklerle tespit edemiyoruz. Nedeni bilinemeyen infertilite ya da nedeni açıklanamayan infertilite deniyor. Valla ben onun psikolojiye dayandığını düşünüyorum mesela bir çok fazla. Kesinlikle var stres. Evet. Erkek ve kadında yani çok önemli. Yani stres var. Bence mesela evliliğe olan güvensizliği olabilir. Çünkü bazı evliliklerin ben sadece çocuk için devam ettiğini, hatta birçok evliliği kurtarmak için ikinci çocuğun yapıldığını biliyorum ülkemizde. Tabii. Dolayısıyla beden noktası hani eşine güvenmiyor, evliliğinin kalıcı olduğunu düşünmüyor ve bence vücut mesela çoğu zaman gebe kalmıyor değil gibi mi? Şeyler de düşünüyorum ben artık.
tabii ki onlar da oluyor. Bu hasta gruplarına da yani hemen bir ek bir yöntem, aşılama veya tüp bebek hemen önermiyoruz zaten. Tabii. Bir bakıyoruz, bunlar daha sonra değerlendirildiğinde 3 yıl takip edilmiş hasta grupları var. Hiçbir tedavi verilmemiş. Hmm. Bir yıl bakılıyor, gebelik elde edilemiyor, %15'lik gruptasınız, tüm tetkikler yapıldı, her şeyiniz normal. Yumurtalık, sperm, hormon değerleri, rahim, kan ağ filmi, her şey normal. 3 yıl demişler ki siz ilişkiye gidin. Evet. Ekstra bir şey olmayacak. Hiçbir tedavi vermeyeceğiz. Bu grubun %65'i kendiliğinden gebe kalmış. %65. %65. Çok önemli bir oran. Yani nedeni açıklanamayan infertilite grubunun %65'i. Yüksek işte, bir oran. Çok. Çok yüksek bir oran. Yani o yüzden biz hastalar bize geldiği zaman direkt onlarla oturup konuşuyoruz. Diyoruz ki bakın hiçbir yöntemin %100 garantisi yok. Tabii ki. Elimizde böyle bir sihirli değnek yok. Tabii. Yani geldiğiniz zaman bana şunu yapın hemen gebelik oluşsun. Böyle bir yani düzen yok, böyle bir dünya yok, hiçbir yerde yok. Sadece üstümüze düşenin en iyisini yapmak, en iyi uzmana gitmek ve gerekli tetkikleri yapıp bir yandan da umudu yitirmeden stresi minimal seviyede tutmaya çalışmak biraz ütopik ama. Sabırla, sabır. Evet. Bizim işimiz sabır yani şey olmuyor. Mesela bir adet dönemde geliyor hasta, küçük bir kisti var. Yani o ay güzel bir yumurta atamayacak. Tabii. Hani biz bu hastaya atıyorum bir elektronik ya da bir banka sistemi gibi ya şu an sistem çalışmıyor yarım saat sonra gelin diyemiyoruz. Tabii ki. Diyoruz ki bir sonraki aya geleceksiniz. Evet. O bir aylık süreç kadın açısından zaten stresli bir durumda gelmiş. İyice stres artıyor. Eş zaten sıkılmaya başlıyor. O yüzden bize gelen hastalara ilk konuştuğumuzda diyoruz ki sabır. Bakın sabır. Yani dünyada hiçbir yöntem yok. Süper bir yöntem yok. Hastalar bazen çok genç yaşlı oluyorlar. Daha yeni evliler. 3 aylık 5 aylık evli 20 yaşında biz çocuk istiyoruz hemen tüp bebek yapın. Yani böyle bir şey yok. Birazcık akışa da bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Devam ediyoruz.